Kahramanmaraş merkezli yaşanan büyük felaket 10 ilde büyük yıkımlara neden olurken, Kahramanmaraş merkez Trabzon Caddesi'nde bulunan ve 52 yıl önce o zamanın koşullarında yapılan yıllarca Kahramanmaraş halkına defterdarlık binası olarak hizmet veren yapı ayakta kaldı. Kipaş Şolnik Yönetim Kurulu Başkanı Hanife Öksüz'ün babası Hüsnü Öksüz tarafından o zamanki koşullarda çok sağlam bir şekilde yaptırılan ve sonrasında Maliye Bakanlığı'na satılan ve Kipaş Holding'in sermayesini oluşturan binanın yapılış süreci hakkında konuşan Kipaş Şolnik Yönetim Kurulu Başkanı Hanife Öksüz şunları söyledi. Trabzon Caddesi'ndeki defterdarlık binası rahmetli babam tarafından yaptırıldı. Aşağı yukarı şu anda 52 yıllık bir bina, 1970'li yılların başındaydı. O zaman Maraş'ta inşaat mühendisi falan da çok yok. İstanbul'dan bir inşaat mühendisi geldi. Konuşmaları hala şu anda kulağımda. Dedi ki amca ben buraya rahmetli pedere sana evladilik bir bina yapayım. Yoksa sıradan bir bina mı olsun dedi. Babam da sağlam olsun evladım, sağlam bir bina yap bana dedi. Biraz fazla çimento ve demir kullanacaksın ama göreceksin çok sağlam bir bina olacak diye de konuştular. Bugün o cadde üzerinde parmakla sayılacak kadar çok az bina kaldı. Ama defterdarlık binası ki bu binayı biz sonradan Maliye Bakanlığı'na sattık ve sanayiye girmeden de Kipaş'ın sermayesinin büyük bir kısmı o binanın satış bedelinden geliyor. Hakikaten 52 yıl geçmesine rağmen, o bina nehir kumuyla yapılmasına rağmen, kürekle beton santralı olmadığı zaman kürekle karıştırılmış harçla yapılmasına rağmen hala ayakta. Bundan da şunu anlıyoruz, yani gerçekten projesine uygun binalar yapıldığı takdirde depremde ayakta kalabiliyor. Çok büyük bir felaket yaşadık ama hazırlıklı olunursa depremin o kadar da korkulacak bir şey olmadığına inanıyorum.